Altın Adımlar Kültür ve Sanat Derneği bu yıl Haziran ayını festival ayı olarak organize etti. Tam 4 yıldır okulların kapandığı son gün yapılan ve geleneksel hale gelen sanat festivalinin bu yıl 5.'si yapılacak. Dernek bu yıl yalnızca 5. geleneksel sanat festivali ile kalmayacak, Marmarisliler için tam 2 festival daha gerçekleştirecek. İlk festivalin 2 Haziran Pazartesi günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapılacak olduğunu söyleyen dernek başkanı Erdal Çetin, festivaller hakkında bilgi verdi. Şimdi 2 Haziran Pazartesi günü saat 20'de ikinci Altın Adımlar Yetenekler Buluşması'nı yapacağız. Tabii bunda 3 yaşındaki çocuklarımız da çıkacak. Bale, klasik bale, modern dans, salsa, bachata, latin dansları, zeybekten esintiler ve davul şov olarak Marmaris halkımıza güzel bir gösteri sergilemeye çalışacağız. Akabinde 10 gün sonra 13 Haziran 2014 Cuma günü saat 8'de Marmaris Amfiteyatro'da da 5. Geleneksel Sanat Festivalimizi kutlayacağız. Tabii bunu da eklemek istiyorum. 15 Haziran'da da Datça'da da bir Altın Adımlar Kültür Sanat Derneğimiz olduğu için, ikinci bir şubemiz olduğu için orada da küçük bir resital yapacağız. Birinci Altın Adımlar olarak. Yani 15 günde 3 tane festival yapmaya çalışacağız halkımıza. Çetin ayrıca müzik ve dans okulunda sanatın hemen hemen tüm dalları ile ilgili eğitimler verdiklerini belirtti. Gitar, keman, piyano, orkestra, bateri, bale, halk oyunları, Latin dansları eğitimi veriyoruz. Sanatın küçük büyük herkese hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan rahatlatıcı destek uyguladığını söyleyen Çetin, özellikle velilerin çocuklarını sanatla ilgili en az bir uğraşa teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı. Kişisel gelişim, sosyal açıdan hem fiziksel, mesela baleden örnek veririm, fiziksel açıdan, sosyal açıdan çok daha fazla gelişmeler sağlıyor. Aynı zamanda buradaki eğitim, çekingen olup da özgürlüğü olmayan öğrencilerimizin 2-3 ay içinde, kısa bir zaman içerisinde daha fazla sosyal anlamda geliştiklerini görüyoruz. Festival programına dahil olan bazı gösterilerde farklı sentezler yaptıklarını ve bu farklılığın konuklarında dikkatini çektiğini söyleyerek keyifli bir gece yaşattıklarını ifade eden Çetin, 5. Geleneksel Sanat Festivali'nin ücretsiz olacağını belirterek yaklaşık 150 öğrencinin gösterilerini sunacağı bu şenliğe tüm Marmaris yaşayanını davet etti.